Bu kadar mı? Bence değil. Birkaç sözüm var. Ben böyleyim. Kendi yolum var. Merhabalar. Bugünkü sohbetimiz, özlü sözümüz, insanın insandan kaçışı. Kaçtı. Stop. İnsandan kaçışı hayvan sevgisidir. Evet. Tam sohbetimize başlarken kedimize ben anlattım bu hikayeyi. Abi de ben kaçıyorum dedi. Yani kaçtı kocamı gördünüz biraz önce. Evet. Neden hayvanlara doğru insanlar yöneliyor? Neden? Nedenler çok basit. Yeterince insanlarla iletişim kurulamıyor. Saygı kurulamıyor. Yapılamıyor. Bunlar olmayınca da o zaman yalnızlığa düşüyor. Korkular başlıyor. Evhamlar başlıyor. İşte hayvanlara dönüşüyor. Genellikle yaşlılar. Dostluğu orada görebiliyorlar. Çünkü hayvanlara ne verirse karşılığını verir. Hatta köpekler, birazcık ekmek verin. Bütün gün kapını bekler. Kediler öyle değil tabii. Biraz önce rol yaptırmaya çalışıyordum kucağımda. Başlarım dedi, kaçtı gitti yani gördüm. Seyircilerimize gördünüz. Kediler biraz şey yani, dik kafalı. Minnet etmez. Ama onlar da güzeldir. Derinlemesine bir sevgi bağı kurabiliyorsunuz kedilerle. Keşke bu bağı hayvanlar yerine, bitkiler yerine, insanlara kurabilsek de iletişimimiz hem de hayvanlar gibi iletişimimizi biz duygularla veriyoruz. Burada ise sözlerimizi de verebilirdik. Kalbimizin sesini de alabilirdik. Neden ama? Neden? Bu yüzyılın getirdiği tereddütler insanları yalnızlığa itiyor. Yalnız yaşamaya, yalnız aile, bireysel aile. Güzel bir şey mi? Aileden uzak. Çokları çocuk yapmayı düşünmüyorlar. Yapanlar yeterince ilgilenemiyorlar. İş meşguliyetleri, dünya telaşında sokağa bırakılıyorlar. Sokak kültürüyle yetişiyorlar. Sonra da diyorlar bizim çocuklarımız böyle neden oldu? Nedenleri çok. Neden sevmiyoruz? 30 sene, 40 sene önce aşklar vardı, sevgiler vardı. Kara sevgiler, aşklar. Uzun süre aşk yaşanırdı. Şimdi bilgisayar çağında her şey tüketim hızlı. Akıllı telefonları böyle hareket ettiriyoruz, her şey geçiyor. Şimdiki sevgilerde haftalık, aylık, yıla çok az yani yıllık olanlar. O zamana kadar bozuluyor zaten. Neden bilmiyoruz yani. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Sevgilerin azaldığı bir çağa doğru gidiyoruz. Öbürleri falan laf da yani seviyorum, ediyorum falan laf da özde bir şey yok. Bir insan kadar, bir hayvan kadar birbirimizi anlayamıyoruz. Altına. Bana
ona seyretmeye başladım. O kadar güzel iletişim kuruyorsun ki. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Sonra evden yiyecekler getirdim. O güzel bakışına bir daha getirdim, bir daha getirdim. O kadar masumdu ki bakışları. Çok şeyler anlatıyor. Saygıyı yitiriyor, saygıyı. Ben. Şeytan benlikleri, nefis benlikleri. Biz diyeceğimize de ben diyoruz. Beni anlasın, beni sevsin. Empati yap bakalım. Sen sevmiyorsan o seni nasıl sevsin? Sen uyanıkla bilmem geçiniyorsan o seni nasıl sevsin? Öyle sevgi olur. Dostluk olur mu? Kardeşlik olur. Menfaat dönük olursa her şey. Kimse aptal değil yani. Her şey menfaata dönük. Bireysel çıkar. Başkaları için yaşamak, iyilik yapmak böyle bir şey yok. Karşılıklı bir şeyler vermek. Tükeniyor bunlar. Derin bir imtihandayız. Derin düşünmek lazım yani. Oysa Peygamberimiz komşusu şu aç yani bizden değil diyor tok olan. Biz hep çıkar tok olayım ben diyor. Ben olayım da kim ne olursa olsun. Benlik bilincine bak. Biz diyemiyoruz. Sen çalış biz diyelim abi veya. Kısa yoldan para kazanalım. İş, esas iş yerleri var da iş beğenmeme çok. Ben üniversiteyi bitirdim. Çalışmam. Beyaz yakalı olacak. Mavi için. Amerika'da, Avrupa'da böyle değil. Ben bir iş yaparken ne kadar kazanıyorum? Mavi, beyaz fark etmiyor. Cebime para girebiliyor mu? Çok eğitime ihtiyacımız var. Çok bilgiye ihtiyacımız var. Çok duyarlı olmamıza, tecrübeye ihtiyacımız var. Bu sevgiyi gençlerden, anne babalar ve yaşlı nineler bulamaysa bazıları hayvanları deniyorlar. Hayvan sevgisiyle yaşıyorlar. Çünkü mutlular. Bağırıp çağırmıyor çünkü hayvanlar. Veriyorsan yiyor. Vermediğinden bakıyor. Ve geliyor. Kendini okşattırıyor. O stresini, o duygunu, o sıcaklığını orada bulabiliyor. Biz insanlar oysa, biz insanlar bazıları akrep, yılan, çıyan gibi sokmaya çalışıyor. Bir merhaba diyorsun, yakınlarında bunları görebiliyor. Evet. Bu hayat yolu meşakkatlerle, zorluklarla bir imtihan yolu. Aklımızı başımıza alırız inşallah. Düşünüyoruz. Son ne olacak? Bireysel. Yaşlanacağım. Çoluk çocuk yok. Sen ona öyle onlara bir şey vermemişsin ki. Yetiştirmemişsin onlar baksın sana. Veya arkadaşlık kur. Son ne olacak? Düşünmek lazım. Hoşçakalın.